Mersin benim yaklaşık 2 yıldır çok yakın takip ettiğim şehirlerden biri. Malum yerel seçimlerde 11 Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Bunlardan bir tanesi de Mersin ile oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer konuğumuz olacak. Daha doğrusu biz onun konuğu olacağız. Vahap Seçer çok nevi şahsına münasır bir kişilik. Siyasetten geliyor, milletvekilliği yapmış, iş adamı ve bu şehri benim gördüğüm kadarıyla gerçekten bir CEO gibi yönetiyor. Şehrin önceliklerini kendi vizyonuna göre değiştirmiş, orkestra eden bir yapıya sahip. Bunun en büyük farkını nerede gördük derseniz bence pandemide gördük. Çünkü Türkiye'nin gündemine oturdu biliyorsunuz. Yaptığı sosyal yardımlarla ve bu birilerini çok rahatsız etti. Anlatacak çok şey var. Mersin Türkiye'nin gerçekten aynası denebilecek bir şehir. Fakat istiyorum ki bu 24 saat içinde başkanı sabah evinden alalım, akşam evine bırakalım ve bütün bu süre zarfında o bize hem icraatlarını anlatsın, hem onunla beraber bir belediye başkanı ne yapar, nasıl yaşar, onları biz de gözlemleme fırsatı bulalım bir yandan. İsterseniz hadi gelin, önce gidelim başkanın evine ve evinden onu alarak yolculuğumuza başlayalım. Başkanım günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın Serdar'cığım. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Günaydın. 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 Hadi bakalım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus doğumlu bir iş adamı. Erken yaşta ticarete ve siyasete atılan, çeşitli oda başkanlıklarının ardından 2 dönem milletvekilliği yapan bir isim. Hayırlı olsun başkanım. Mersin için Vahap Seçer diyenlerin de demeyenlerin de belediye başkanıyım. Durumda böyle olmasın. 31 Mart seçimlerinde %45'in üzerinde oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Sağ ol babam. Peki Vahap Seçer geçtiğimiz sürede Mersin'de neler yaptı? Yapılan araştırmalarda oylarını arttırdığı görülen Vahap Seçer, yığınların CHP algısını değiştirdiğini düşünüyor mu acaba? Bu bir realite. Uzun yıllardır iktidar olamıyorsanız, size bir rağbet olmuyorsa, size bir güven oluşmamışsa, oluşturulamamışsa, bunun karşısında da sizin hakkınızda antipropaganda yapanlar demek ki başarılı olmuş. Yani siz bir anlamda başarısız kalmışsınız, diğerleri başarılı olmuş. Siz kendinizi anlatamamışsınız. Onlar sizi farklı anlatabilmiş, muvaffak olmuş ve size yönelilmesini engellemiş. Şimdi bu tersine döndü. Tabii biz de kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Sözden, lafla, beyanatla, vaazla, nutukla değil, bizzat icraatı yaparak. Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız değil. Yapıyoruz, işte yapıyoruz yani. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Fakir fukaraysa biz varız. Esnafsa biz varız. Gençse, kadınsa, öğrenciyse biz varız. Bir krizse, bir pandemiyse biz varız. Normalse hayat biz yine varız. Yani büyük projeler üretmekse biz varız. Çağdaş dünyanın seviyesine çıkma gayreti ise o da bizde var. Eğitim, kültür, sanat, insan hakları, demokrasi, evrensel bütün kavramların tahkim edilmesi için çalışıyoruz. Burada da varız. Bunları ortaya koyma açısından önemli bir fırsat yakaladı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Bu ülkeyi yönetebilecek kadrolara sahip Cumhuriyet Halk Partisi, bilgi birikimine sahip. Bunlar da pekala toplum yararına gayet güzel işler, gayet güzel projeler yapıyor. Bu insanlar da çok çalışkan insanlar. Çünkü çalışıyoruz. 7-24 bütün belediye çalışanlarımızla beraber hizmet etmek istiyoruz. Bütün bunların vatandaş tarafından görülmesine de önemli katkı sağlayacak. Sizin bilgileriniz. Çocuklar öğrenci belgesi. Evet. Engelli var mı evde? Yok. Dizendonun kapı kaydı. Yok. CHP dinsiz bir partidir. Sadece bunlar Allah'a inanır, sadece bunlar Müslüman, CHP'liler değildir. CHP'liler fakiri bilmez, CHP'liler seçkindir, böyle bir şey yok. Biz de halkın içinden çıkmış bu koltuklara oturmuş, yönetici olmuş. Ben milletvekili deneyimim de var. İnsanlarız, evet, hal edebiliriz, halden de anlarız. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Gelin buyurun. Gelin verin. Hastane çalışanlar. Nasip olmaz. Vallahi doğru söylüyorsun, nasip olmaz. Gelin çocuklar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun başkanım. Ekmek de al. Ekmek alırsanız oradan. Buyurun efendim. Şeyden geçelim. Sevgi Kavşağı'nın oradan geçelim. Adı konmayan Sevgi Kavşağı mı? Evet, isimsiz kaldı ama biz tabii artık onu Sevgi Kavşağı olarak anacağız. Çok talihsiz bir durumdur Mersin Büyükşehir Meclisi için. Pandemi sürecini yaşıyoruz. İnsanlar sadece ekonomik değil, psikolojik olarak da travmalar yaşıyorlar. İnsanlar sevdiklerinden uzak kalmak zorunda. Dokunamıyorlar. İnsan evladına dokunamıyor. Sarılıp öpemiyor. Sevgisini sıcaklığıyla hissettiremiyor. Böyle bir ortamda bu yapılan kavşağın adını ne koyalım diye bana sordular. Ben de bu dönem için en uygun kavramın sevgi olduğunu söyledim arkadaşlar. Uygun gördüler. Ben de teklif olarak, idarenin teklifi olarak önceki günkü meclis toplantısına getirdim ama yine iş sulandırıldı. İş çirkin siyasete döküldü. Biri çıktı, efendim şu ismi verelim. Zaten bizim siyasetin maalesef aklı daha çok istismar edilerek ne kadar nema elde edilmeye çalıştığı için o da sevgi de o çirkin siyasete kurban gitti. Keşke her konuşmamızın son cümlesi olarak seni seviyorum, sizi seviyorum diye tamamlayabilsek insanlar hayata daha çok motive olur diye düşünüyorum. Çok doğru, çok doğru. Bir araştırma yapıldı. Yaklaşık olarak Haziran ayı diyelim. Hani ilk 3 ay bitmişti pandemide, Temmuz ayı. Sorulardan bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa hizmet götürürken ayrımcılık yaptığını düşünüyor musunuz sorusuydu. %78'i hayır diyordu. %78. Bu önemli bir rakamdır. Biz asla herhangi bir ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz. Bakın pandemi sürecinde beyana tabi, hiçbir gelirine bakmadan doğru mudur yanlış mıdır onun kendi vicdanına bırakmışız. Yardıma ihtiyacın varsa ara bizi, gıdanı gönderelim demişiz. 166.000 aileye biz gıda yardımı yaptık. Bunların hiçbirine bu falanca partili bu filanca olsa böyle bir şey yapmadık. Şimdi SCADA merkezine geldik. Burası Meski, yani Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bir birimi. Bu çok önemli bir teknoloji. Buradan tüm kentteki içme suyu ve kanalizasyon sistemini takip edebiliyorsunuz. Nerede ne arıza var, nerede su kaçağı var, nerede basınç var. Bütün buradan kenti yönetme imkanına sahipsiniz. Bu ağı yaygınlaştırdıkça bizim de kent üzerindeki kontrolümüz artacak. Uzaktan denetim ve izleme merkezi SCADA'dayız şu anda. Yeni dizayn ettik. Daha önce dar kapsamda olan bir merkezimiz değildi. Şimdi bu noktada tüm sistemi izleme ve devreye alma ve kontrol etme ile ilgili altyapımızı oluşturmuş durumdayız Mersin geneli için. Kayıp kaçak oranını bilhassa önlemede fayda sağlayacak bu proje birkaç yıl içerisinde tamamen kontrol altına alınarak şehir şebekesini yönetmeyle ilgili sonlandırmamızı yapacağız. Yani su kaynağından, suyun çıktığı andan son kullanıldıktan sonraki noktaya ulaşıncaya kadar ki o serüvenini buradan takip ediyor. Hangi noktada basınç ne durumda, depolarda seviye ne durumda, patlak ya da kaçak kayıp ne durumda, hepsini buradan. Mersin nasıl bir şehir? Gelin Vahap Seçer'in ağzından dinleyelim. Mersin demografik olarak Türkiye demektir. Türkiye neyse Mersin'de o. Böyle bir yapısı var. 1980'li yıllar, 90'lı yıllar Mersin'in yoğun iç göç aldığı yıllar. Nüfus bir hayli kısa sürede artış gösteriyor. Ama 2000'li yıllarla beraber bir stabil durum söz konusu oluyor. İç göç azalıyor. Hatta duruyor. Zaman zaman da geriye göç rakamları da görüyoruz belli yıllara göre. Ancak 2011'de Suriye'de meydana gelen iç karışıklıktan sonra Suriye'de şiddetten, savaştan kaçan insanların sığındığı limanların başında geliyor Türkiye ve Türkiye'de Mersin. Bunun yanında mutlaka Kilis'ten, Gaziantep'e, Şanlıurfa'sından Adana'sına kadar o internanta Hatay çok yoğun misafir var orada. Burada da çok sayıda Suriyeli misafir var. Yerleşik nüfus ya da yerli nüfus 1.850.000 civarı. Mersin'in tüm il satındaki nüfusu merkezde 1.050.000 civarı. 4 merkez için şu anda içinde bulunduğumuz. Biz koca bir şehirden bahsediyoruz. Şehir popülasyonundan bahsediyoruz. Tabii. Ancak Suriyeli misafirlerin gelmesiyle beraber şu anda Mersin'de 200.000 civarında kayıtlı Suriyeli var ama bir o kadar da kayıt dışı olduğu tahmin ediliyor. Bu da nüfusu yaklaşık olarak 2.200.000 civarında, 250.000 civarında hatta bir şehir haline getiriyor. Merkezde de tahminlerime göre kayıtlı, kayıt dışı, Suriyeli, yerli yaşayanların sayısı 1.350.000'den aşağı değil. Merhaba. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkanım çok selamlar getirdik size. Başka çocuk var mı? Yok. İçeride. Eşim var. Hijyen paketlerimiz. Şöyle bunları da vereyim. Bir paket daha mı verelim? Aynen. Hoş bulduk. Vahap Seçer'in teşekkür ediyoruz. Bize meyve gönderdi, eşeğimizi gönderdi. İhtiyacımız olduğu zaman geliyorlar, bakıyorlar. Yardımları çok dokundu. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugünkü gelen yardımımız meyve, temizlik malzemesi. Teşekkür ediyoruz. Sanayi var, tarım var, turizm var. İstenilen noktada olmasa bile en azından turizme imkan sunan bir kent. Lojistik var. Çünkü lokasyon olarak çok önemli bir yerdesiniz. Burası bir aslında Orta Doğu'ya, Kafkaslara, dünyanın her yerinden gelen ürünlerin taşınabildiği bir koridor. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanlarının başında geliyor. Önemli bir nokta ve buradan Türkiye'nin her bölgesine ya da dediğim gibi Orta Doğu'ya, Kafkaslara transit ticaretin olduğu bir yer ya da ihracatın yapıldığı bir liman. Türkiye'nin özellikle bu coğrafyaya yakın bölgelerinden ürünlerin gelip buradan yurt dışına ihraç edildiği bir yer. Hal böyle olunca lojistik de çok önemli hale gelir ve Türkiye'nin en fazla karayolu taşımacılığı araçlarının parkının olduğu yer, yani filoların olduğu yer, en büyük filo Mersin'de. Bu da Mersin'i önemli hale getiriyor. Mersin çalışan, üreten bir kent. Bu açıdan umut veriyor. Genel bütçe vergi gelirlerinden bize aktarılan pay bu düştü. Zaman zaman kendini toparlayan aylar oldu. Zaman zaman ortalama beklentinin altında kalan aylar oldu ama kümülatifte 2020 yılında gelirlerimizde azalma oldu. Bunun yanında zaten projeleri de revize etmek zorunda kaldık. Ertelemek zorunda kaldık. Biz daha çok sosyal projeler üzerine ağırlık verdik. Pandemi bunu zorunlu kıldı. İnsanlar aç iken, insanlar pandemiden dolayı kısıtlı yaşayabilir iken, sokağa çıkamaz iken, belki evinde ekmekten yoksun iken siz yol ya da herhangi bir sanat yapısı ya da bir büyük proje gerçekleştirmeniz zaten makul değil, doğru değil. Asıl insanların ihtiyacı olan taleplere biz yöneldik. Gıda yardımından insanların evine kadar sıcak yemek hizmetine kadar, çocuklara mama göndermekten hijyen paketi göndermeye kadar birçok talepleri karşıladık. Öncelikli politikalarımız bizim buydu. Tabii hayatın normalleşmesi arzu ettiğimiz bir durum ama bu demek değildir ki olağanüstü koşullarda elimizden gelen budur, yapacağımız bir şey yok deme hakkını bize vermez. Biz tabii ki belediye başkanları olarak bu süreçte bu krizleri de yönetmek zorundayız. Her şeyi yaptık. Bu konuda da memnuniyetin olduğunu biliyorum. Vatandaşların hayır dualarını aldığımızı biliyorum. Daha önce de bir koli yardım yapmıştı. Bu ikinci koli yardımı sağ olsun biz istekte bulunduk. İsteğimizi geri çevirmedi. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bu Sayın Başkanımız Vahap Seçer. Yaklaşık benim aldığım ikinci bir koli bu. Yani ufak da olsa yani insanı mutlu eden bir şey. Evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. Küçük esnafımız şu anda çok zor durumda. Berber ve kuaför olan 2200 tane üyemizin tamamına bu koliyi dağıttı. Tabii ki çok büyük bir destekti o süreç içinde. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bir kahve ikram etmek isterim. Hiç vallahi hiç zahmet etme ama bir bismillah deyip geçeyim. Başkanım, vallahi inancınız olsun biz artık. Yani şu durumdan inan çok sıkıntıyız. Neden? Şaka değil. Yani şuranın bitirmesi, binanın bitirmesi. Şimdi bak anlatayım sana. Ben yönetime geldiğimde burası gençlik merkezi. Aynen. Ya kim bunu yapıyor? Efendim gençlik merkezi. Ya buraya gençlik merkezi olmaz. Bitirirdi bu çarşı. Ne yapalım, ne edelim? Biz bu taş binayı boşaltacağız. Hı? Dedim ki bari yeni başkanlık makamını buraya yapalım. Şimdi daha önce proje gençlik merkezi projesi. Evet. Müteahhit ona göre yapıyor. Geldik yani kanuni engeller bizi. Yoksa şimdi dedim ya 87 günde katlı kavşak yaptık arkadaş. Biliyorum, gördüm. 87... Ben geçiyorum. Allah dedim, razı olsun. Şunu dedim ya o gece şimdi söyleyin. Gece gündüz çalışın lütfen artık bitirin. Ben farklı bir partidenim. Açık net söyleyeyim. Ben farklı bir partidenim ama olsun yani canım. Demek ayrı şey. Projenizi Allah sizden razı olsun. Orayı bitirdiniz. Şimdi vızır. Burada bitecek. Burada bitecek. Yandan da biterse o zaman var ya çarşının tadından yenmez. Bir yıl içinde hepsi biter. Bura zaten kalmaz. Bura 4-5 ay. Hadi 5. Tamam. Ya. Hadi ben kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Gençler merhaba. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Hadi bakalım. Evet. Hadi kolay gelsin. Merhabalar. Kolay gelsin. İyi misiniz? Ufak bir emanetiniz var. Hemen gösterebilir miyim? Göster bakalım. Hoş geldiniz. Selamlar. Nasılsınız? İyiyim. Öyle geziyorum neler oluyor diye. Bunu Ferhat diye bir arkadaşımız ta geçen sene şeyde çekmiş, size yaptırdı ama pandemi gelince randevu da alamadım. Biraz kaldır abi, kaldır. Burada. Için size ulaştıramadım. Sen de ver dedi ama. Kim yapan bunu? Ferhat diye bir bayan arkadaşımız sosyal medya şeyleri yapıyor. Nerede çekmiş bu resmi? Sahilde bir etkinlikte çekmiş. Hatta siz de makinasının ekranında görmüş, beğenmişsiniz. Siz beğenince yaptırdı. Harika. Burada bekliyor. Pandemiden dolayı için size ulaştıramadım. Ama böyle kabul etmem Meral. Evet. Benim bir şeye gelsin. İşte şey alamamız. Olur mu ya? Bizim İlhan Koç tamam. Başkanım İlhan Koç. Kayınbabası aslında tamam. Abi. Tamam. Oo Mahmut Bey. İyidir. Senden ne haber? Maşallah. Göbek yapmış gibisin. Bakım iyi başkanım. Lezzette de bize iyi bak. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Var mı efendim? Sağ ol, kolay gelsin. Başkanım, esnafımızın bir isteği var sizden, biliyorum projeleriniz de var. Selam. Balıkhane'nin tadilatını artık size bırakıyoruz. Şöyle, buraya çok büyük bir proje yapıyoruz. Evet, duydum onu. Şu anda nerede bizim etüt proje, gel. Ne yaptık şimdi, bu hangi aşamada? Bu yenileme alanı içinde kalıyor. Aynen başkanım. Bu 49 dönümlük yer içinde. Evet. Buranın restorasyonunu biz yapacağız, tamam, belediye olarak. Tamam. Tamam. Oradan size muvaffakat alacağız. Tamam. Mülk sahiplerinden. Kasaplar çarşısı ayrı. Orayı sınırlak etmemiz lazım. Anladım. Yani ilk etapta yapacağız. Yani proje biter mi? Tadilatını sizden bekliyoruz başkanım. Başkanımıza bir alkış. Ay sağ ol. Sağ ol. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Başkanım, balık pazar ne zaman atıyoruz? En kısa zamanda. Çok büyük ihtiyaç var. Şeyi bekliyoruz. Projeyi bekliyoruz. Yani ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam. İnşallah. Restorasyonu İnşallah. Bana ait. İnşallah başkanım. Merhabalar. Başkanım. Niye ağlıyor? Ağlıyor. Niye ağlıyor? Gel bana. Merhaba, gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel. Gel. Gel ya. Gel. Gel. Oy 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 oy. Aa, niye ağlıyor bu? Bir şey mi istiyor? Oy 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 oy. İşte sustu ya, sustu. Çok tatlı bu, çok tatlı. Bizim sizi sevdiğimiz gibi. Çocuklar beni seviyor. Sağ ol, sağ ol. Oy oy oy. İsmin ne? İsmi Gamze. Gamze. Ay, ismiyle yaşasın. Teşekkür ederim. Gamze. Niye ağladın kızım? Hadi bakalım. Hadi annesi. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Hadi. Sağ olun. Şöyle vereyim sana. Hadi merhaba canım. Merhaba. Hadi bak. Hadi. Bak sana geldi, ağlamaya başladı. Tarım Mersin için önemli. Mersin'in önemli bir insan kitlesi tarımla geçiniyor. Yaklaşık 11 milyar lira gibi bir hasılası var. Tarım hasılası Mersin 11 milyar lira. Bu hem hayvancılık hem bitkisel üretim, hepsi beraber. Bu işin bir yönü. Zaten sadece insanların tarım üzerinden geçimi değil önemli olan. İnsanların tarım olmazsa yaşayamayacağı gerçeği, yani gıda olmazsa biyolojik varlığını sürdüremeyeceği gerçeği. Onun için de her yerde tarım önemli artık. Özellikle pandemi de tarımın ne derece önemli olduğunu ortaya çıkarttı. Mersin bu anlamda şanslı bir kent, önemli bir kent. Bizim toplam yüz ölçümümüzün yaklaşık olarak 1/4'ü tarım toprağı ve verimli tarım toprağı. 380.000-400.000 dekarlık bir tarım toprağı yapısı var. Bu önemli bir rakam. Burada hem örtü altı sebzecilik yapılıyor, hem meyvecilik yapılıyor, hem tarla bitkileri ekiliyor. İşte ova bölgelerde mısır üretiminden pamuk üretimine kadar birçok tarla bitkiler üretimi gerçekleşiyor. İşte tahıl, pamuk gibi özellikle endüstri bitkileri, bunlar da üretiliyor. Ama diğer taraftan anamurun muzu da üretiliyor, çilek de üretiliyor, kayısı da üretiliyor, erik de üretiliyor, domates de üretiliyor. Her çeşit üretim burada mevcut. Bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak küçük aile işletmelerine, yani küçük çiftçilere yönelik projelerimiz var hayata geçirdiğimiz. Zaten rutinde fide, fidan desteği, tohum desteği yapılıyor. Bu artık bizim rutin projelerimizden bir tanesi. Her yıl ihtiyaç mukabilinde zeytin fidanından avokado fidanına kadar. Şimdi yeni çeşit meyve türlerine de yöneldik. Onlardan da üretimini arttırmak için fidan dağıtıyoruz. Birçok meyve fidanının dağıtımına katkı sunuyoruz vatandaşlarımıza. Bunun yanında alet ekipman dağıtımı da yapıyoruz. Kooperatifler aracılığıyla. Önemli miktarda sulama borusu. Geçen yıl 60 kilometre dağıttık. Bu yıl 100 kilometre dağıtacağız. Yani 100.000 metre. Bu önemli bir durumdur. Çünkü toprakla suyu buluşturursanız tarımsal üretimde hem verimliliğiniz artıyor hem kaliteniz artıyor. Suyun olduğu yerde daha fazla ürün elde ediyorsunuz. Ancak farklı alanlarda da projelerimiz var. Örneğin hayvancılıkta hadi gelin köyümüze destek verelim projesi kapsamında 5 yıllık bir proje. Her yıl 60 aileye biz küçükbaş hayvan dağıtıyoruz. Bu yıl ilk yılımızdı. 60 ailemize her birine 25 küçükbaş hayvanı dağıtıyoruz. Hı hı. Bu bölgeye ait kıl keçisi vardır. Bu bölgeye aittir. İvesi koyun, Güney Karaman. Bunlar koyun, keçi çeşitleri ve bölgesel uyumu olan. Bu da çok önemli. Gelecek yıl da 60 aile, o bir yılda 60 aile. Böylece 5 yılda 300 aile. Ve bunlar damızlık üretim. Yani bu üretimler damızlık. Hı hı. Direkt kasaplık değil. Bu hayvanların yavrularından da damızlık anlamında, yani popülasyon olarak damızlık popülasyon çoğalmasını, bu popülasyonun, bu çeşitlerin çoğalmasını bölgede sağlayacak bir çalışma bu. Üreticilerin ilk yıl yemini veriyoruz, aşısını veriyoruz. Bu mali katkı önemli. 11 milyon liralık bir projemizi hayata geçirdik. Çok da karşılık bulduk. Bunlar daha çok Toros Dağları'nın eteklerindeki kırsal mahallelerimizde işi hayvancılık olan ama böyle küçük işletme kurmaya müsait olmayan, sermayesi olmayan ama taşı tutsa suyunu çıkaracak dediğimiz nitelikte çalışkan insanlar. Burada da çok objektif davranıyoruz ve bu seçimleri çok hassas yapıyoruz. Bu projemiz iyi yürüyor. Yine hayvancılıkta özellikle yem konusu biliyorsunuz en önemli girdilerinin başında geliyor. Bu yıl yine yem tohumu dağıtımı yaptık. Önümüzdeki yıl kaba yem katkısı yapacağız. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok mu ağır? Tamam. Sağ olun, var olun. Başkanımıza da selam söyle. Böyle. Sen de tut. Süt konusunda önemli bir projeyi biz çok kısa bir sürede hayata geçirdik. 2019'da yönetime geldik ve yaklaşık 5-6 ay içerisinde toplamda ilk yıl 1.200.000 paket, bu yıl 1,5 milyon paket. Her yıl bu artıyor. Çocuklarımıza süt dağıtıyoruz. Mersin'e kadın eli değecek. Vahap Seçer göreve gelirken bu iddialı cümleyi söylemişti. Kadınlar için ne yaptı bu sürede? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz, gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Ne balı var? Kır balı efendim. Kır balı. Şalba, kekik, acı yağ. Çok güzel, çok güzel. Afiyet olsun efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin atmış olduğu dershaneden yardım almaya karar verdik. Zaman zaman benim umutsuzluğa kapıldıklarım oluyordu. Hani başaramayacağım gibi geliyordu. Fakat onlar benden vazgeçtiğim zaman bile onlar benden vazgeçmediler. Turizm ve otelcilik bölümünü işaretlemiştik. İlk tercihimiz oydu. Orası geldi. Bizim sabah sporlarımız var, birçok sporlarımız var. Yoga var, pilates var, kişisel savunma var. Vatandaşlarımız gerçekten bayan şoförlerin otobüs kullanmasından çok memnun ve artı istiyorlar. Keşke bütün otobüs şoförlerimiz bayan olsa diyorlar. Karadeniz'de bir fındık toplayan işçilerin birçoğu bayan. Ege'de toplayan zeytinlerin başında olan birçok bayan. Niye kültür parkında olmasın ki? O zaman Burcu abla ilk geldiğinde teker getirmişti. Sonra hep bana hikayeler getirdi, kitap getirdi. İskillik merkezine davet etti. Biz orada Survivor'a gittik, şarkı söyledik. Sonra bize kupa verdiler. Çok güzel söylediğimiz için. Kız çocuğu hayatında hiç baştan görmemiş. Çok merak ediyorum. Gel tanışalım, gel. İsmin ne senin? Elisa. 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 Melisa. Ay, bunu Meral Hanım'a hediye ederim, eşime. Bak Meral Hanım, Elisa. Hadi bakalım Meral Hanım. Bu senin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Kadın çalışanlarımızı gördüğüm zaman kendimi iyi hissediyorum ama sadece ben değil. Bunu bana birçok vatandaş söyledi. İşe giderken dedi, kadın çalışanlarınızı görüyoruz parkta, caddede. İnanılmaz hoşumuza gidiyor. Şimdi bu giysiler de en azından sizin şimdi kimliğinizi ortaya çıkardı. Bunlar belediyenin çalışanlarıdır. Aa, artık burada bayanlar mı çalışıyor demeye başladılar. Bizlere de güveniyorlar. Sizleri diyor görünce diyor o kadar mutlu oluyorum ki diyor. Kendini yani daha iyi hissediyor. Sizlere karşı diyor yani bayanlara karşı böyle bir emek sarf edilmesi, imkan sağlanması, hepimizin gerçekten yani şöyle bir şey gerçekten maddi durumları bilhassa kötü olan arkadaşlarız. Gerek çevre korumayla çünkü yan yana çalışıyoruz. Hepimizin hayat hikayesi o kadar farklı ki benim bile yani ben gerçekten çok zor eşimin işleri olmadı vesaire yani 15 yıllık evliyim. Bu işe girdikten sonra çocuklarımla beraber dimdik ayakta durmaya başladık. Yani evlendim, babamın evinden çıktım. Hala bu yaşıma kadar yani bir ekmeğini dahi benimle bölüşen insan hala burada babam kendisi benden daha çok heyecanlı. Merhabalar. Merhaba. Yani şu an çocuğumun yüzü gülüyorsa inan onu bu sizin sayenizde. Evet, Allah razı olsun belediye başkanımızdan böyle kadınlara öncelik bir iş şey yaptı. Çok sevinçliyiz. Beyin adı ne? Eşinin adı ne? Necmi. Necmi Durban. Necmi. Evet. Ne yapıyor Necmi, iyi mi? Şu an vallahi yardımcı oluyor mu? Ediyor bana. Hı. O gece geliyor. Birden 4'e kadar çalışıyor. 4'te bırakıyor. Sonra sana yardım ediyor. Evet, bana çok yardım ediyor. Başkanım ben çektim sokakları. Saat 4'te gidiyorsunuz, sokaklar tertemiz. Evet. Ama böyle gene şey oturamdayım, gene yerimdeyim. Allah herkese ama böyle bey nazif etsin. İşimize sımsıkı sarılıyor. Hem kendi işini yapacak hem eşinin işini. Allah herkese. Evet, çalışkan, Necmi çalışkan demek. Evet. Onun haberi yok gene sabah saat 2-2.30 civarı 3'e yakın kalktım. Ailem bu kadar yorulmasın dedim. Yavaş yavaş ona süpürüm dedim, anlıyor musun? Sabah geldiğinde bakıyor her taraf tertemiz. Tamam, bana yardım ediyor. Keşke o da benimle bir çalışsa. Allah razı olsun belediye başkanımızdan böyle kadınlara öncelik bir iş şey yaptı. Çok sevinçliyiz. 16 tane kadınımız var. Okuma yazma öğreniyorlar. Çok hevesliler. Oldukça iyiyiz o konuda. Onun dışında 90 öğrencimiz var, çocuk öğrencimiz ve her gün artıyor öğrenci sayımız. Orası mahrumiyet bölgesi. Şehrin dışında bir yer. O açıdan orada yapılan her çalışma çok değerli. O çocuklara o fırsatı vermek çok önemli. Yoksa çocuklar şehre gelemiyor, merkezden uzaklar, o imkanlardan yoksunlar, eğitimden yoksunlar, okuldan, okul alanından, oyuncaktan, oyun alanından birçok şeyden yoksunlar. Orası önemli. Oraya daha da farklı projeler yapabiliriz. Kendini geliştirdi. Aynı zamanda okuma yazma hocası oldu. Orada okuma yazma kursu da açtı. Kendisi de açtı. Halk eğitimden de yardım. 2 sınıfımız var orada başkanım. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. İmkan verdiğiniz için sizlere. Senin yaptığın her şey için çok teşekkür ederim Vahap amca. Seni tanımadan önce bir odam bile ne yoktu neredeyse. Evet. Ben sana mektup yazdım çalışma masam ve elbise dolabım yok diye ve sen de kabul ettin. Çok teşekkür ederim. Artık bir odam var kendime ait. Harika. Kendime ait eşyalarım var. Harika. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de. Manzaraya gel. Deniz de çıksın. Seni şöyle yukarı çıkartayım, gel. Boyun da boyuma göre oldu. Buyurun. Mersin Büyükşehir Belediyesi Radyo Tiyatrosu iftiharla sunar. Güzel bir stüdyo kurduk. Tamam. Buyurun içeriye alalım sizi efendim. Peki bu paralar kime gidiyor? Şimdi cebimizdeki son kuruşa kadar alıyorlar. Bu paralar kime gidiyor? enerji sektöründeki dostlarına asgari miktarda anlaşma yaptı, ahbaplarına tabii. Bu sözler bayatta da artık. Öyle mi? O seçildiği günden beri bayat yiyecek bir şey bulayıp olamıyorum bak. Daha önce hiçbir Amerikan başkanı bir hemoroid zekasına sahip olmakla suçlanmamıştır. Bu onu derinden yaraladı. Ve bütün bunlar bir zamanlar benim gibi bir yere, bir geleceğe sahip olanları, orta sınıf diye bir şey varken, orta sınıf olma olanların şansını mahvetti. Vahap Seçer'le Mersin sokaklarında dolaşırken pandemi döneminde destek olunan sanatçılara denk geldik. Açıkçası ben de hiç beklemiyordum ama bir anda yanlarına oturdu ve onlar meşk ederken başkan da eline mikrofonu aldı ve Ahmet Kaya'dan en güzel şarkıyı söyledi. Hoş bulduk, kolay gelsin. Lütfen oturun lütfen. Devam edin, devam edin. Sorun yok. Sana bırakıyoruz abi. Söyle Müslüm. Ahmet Kaya'dan yap bu sefer yani. Demek başkanlık bitti mi bir meslek var. Bir şeyler yaparız yani. Gönlüne sağlık başkanım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sizlere. Kadına yaptığı yardımlardan girdik. Yaptığı diğer sosyal faaliyetler, altyapı çalışmaları aslında 360 derece bir başkan profili görmüş olduk. Ben açıkçası çok etkilendim. Çünkü Vahap Seçer başta da söylediğim gibi normal bir belediye başkanından farklı. Gerçekten bu şehri bir CEO gibi yönetiyor. Çünkü arka planda çalıştığı ekip son derece genç bir ekip, dinamik bir ekip ve Mersin gibi çok kültürlü, çok dinli ve Türkiye'nin gerçek anlamda siyasi pay hatlarını içinde barındıran bir coğrafyada bu işi elinden geldiği kadarıyla bir başarıyla yönetmeye çalışıyor. Bu şehre bir katma değer yaratmaya çalışıyor ve şehri daha yaşanılır hale getirmeye çalışıyor. Fakat takdir edersiniz ki bence en önemlisi ki bu üzerinde çok zamanla konuşulması gereken bir konu olacak. Şöyle bir gerçek var. AK Parti iktidarını aslında besleyen yıllar önce Türkiye'deki belediyeciliği yani İstanbul, Ankara gibi metropolleri alıp gerçekten başarıyla yönetmeleri onları iktidara taşıdı. Ve son yıllarda artık saatlerce konuşabiliriz belki ama bir şekilde yaptıkları yanlışlarla bu noktaya getirdiler ülkeyi. Şimdi ise iki koyun güdemez dedikleri insanlar yani CHP'li siyasetçiler, belediye başkanları Mersin örneğinde gördüğümüz gibi son 2 yıldır takdire şayan, bunu laf olsun diye söylemiyorum gerçekten vatandaş da söylüyor. Zaten yapılan araştırmalarda buraya seçildikleri oyların ne kadar üzerine çıktıkları da ortada bir başarı sergiliyorlar. Bu Türkiye siyasetini Türkiye'nin geleceğini değiştirecek olan bir aslında profil. Bu sadece Ankara'yı değil, farkındaysanız Türkiye'yi diyorum. Yani ademi merkeziyetçi yönetimi tekrar şekillendirecek, tekrar tanımlayacak bir yapıya doğru gidiyor. Özetle Mersin bize bir hikaye anlatıyor. Diğer illerde de bunu dinleyeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde diğer başkanlarla da konuşacağım. Onlarla da bunu konuşacağız ama Türkiye kabuğunu kırmak üzere ve bu kabuk kırılması aslında belediyeler üzerinden gerçekleşecek. Herkese iyi akşamlar efendim.